çekiyor burada çıta. Ona çektiğinde bak. Yani öbür kapıya baktığın zaman öbür kapı zaten şey sıfır. Aracımızı Temmuz ayında bayiden sıfır olarak aldık. Daha sonra bir buçuk ay sonra arabanın sol arka kapısının farklı olduğunu anladık. Farklı olduğunu biz fark edince bayiye aynı şeyi ilettik. Arabanın kapısı farklı diye. Kendileri de getirin inceleme yapalım dediler. Biz götürdük. İncelediler. Sonra bir daha çağırdılar. Tekrar detaylı inceleme yapalım diye. Tekrar götürdük. Bize söyledikleri fabrikada işte yanlış kodlandığından dolayı farklı bir kapı takılmış. İşte diğer taraflar opak boyayken sol arka kapı kristal boya. Yani bu kapının kristal boya olması, beyaz olması, ha siyah kapı takılmış, ha bu takılmış diye kendiler de ifade ettiler bunu. Biz de değişim talebinde bulunduk tabii ki. Bize olumsuz bir yanıt geldi. Böyle çok basit şeylerle geldiler. Dediler bunu boyayalım yenisiyle, aynı renk boyayla boyayalım. İşte basamak yapalım arabanıza, üç bakımını bedava yapalım gibi basit şeylerle geldiler. Biz istemedik bunu tabii ki. İstemedik, bayi ile yetinmedik. Türkiye satış sorumlularını bulduk. Onlara yazdık, onlar da aynı şeyi ifade ettiler bize. Onlarla da yetinmedik, Global'e yazdık, Global fabrikasına yazdık. Onlar da başka bir şey yapamayacaklarını, işte Türkiye'deki partnerlerinin gereğini yaptıklarını söylediler. Biz bu basit geldi bize de, biz aracın değişmesini istedik tabii ki. Kaldı ki ben ikinci el bile araba alırken değişen parçası var mı yok mu diye sorarım. Değişen parçası var size almaktan imtina ederim, almam yani. Ama kendiler işte ya değişen parçası olmadığına dair işte fabrikadan yazı veririz. İşte bunun fabrikadan kaynaklı bir hata olduğunu belirtiriz dediler ama ne kadar da fabrikadan kaynaklı bir hata olduğunu belirtseler kapının değişmediği gerçeğini göstermez bu. Biz yine talebimizi ilettik. Arabanın değişmesini istedik. En azından böyle bir arabada kaybın ciddi bir kayıp olduğunu söyledik. Yani öyle basit şeylerle geçiştirecek bir şey değil. Şimdi biz satıyor olsak değişen bir parçası varmış gibi olacak. Bu da böyle bir arabada aşağı yukarı 80-100 bin lira civarında bir değer kaybına yol açacak. Biz en azından bunu talep ettik. İçimize sinmemesine rağmen bunu talep ettik ama bunu da yapamayacaklarını söylediler. Daha sonra biz de mahkemeye intikal ettirdik konuyu. Arabulucuyla görüştürdüler, ticari mahkeme olduğu için. Arabulucuda da yine aynı tekliflerini sundular. Basit bir şey. Sanki böyle çok basitmiş gibi, biz abartıyormuşuz gibi. Ama sıfır arabayı da ekspertiz mi yaptırmamız gerekiyor artık alırken? Bilemiyorum. Bir de devletimiz artık ikinci el arabalara garanti verirken biz sıfır araç alıyoruz. Bunun garantisi nerede? Kim ilgilenecek bununla? Bilemedik. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Yani ben içime sinerek bilmiyorum. Onun için arabanın değişmesini istiyorum asıl olarak. Altyazı M.K.